Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün en sonunda bu görmüş olduğunuz dikenli, bol dikenli ekimini gerçekleştireceğim. Saksımın altı delik. Şöyle bir tül parçası kestim. Topraklar akmasın diye sulama esnasında onu koyuyorum. Şöyle toprağımı yerleştirmekle başlayayım ben. Esas iş bunu buradan nasıl çıkartmak. Bu kaktüsümü hatırlayanlar vardır, kanala paylaştım ben. Benim üstad komşum Ayşe Nurcu'nun bana hediyesi bu. Bakın gördüğünüz gibi kil bilyelerini ekmişler. Çok güzel kaliteli bir toprağı var. Ben bu kendi toprağından da bir miktar çömleğime koymak istiyorum. Şimdi önce hafif hafif bir köklerini açacağım. Çok da fazla oynatmayacağım ki zaten oynatmama da müsaade etmiyor dikenleri maşallah. Buradan da aklıma gelmişken söyleyeyim. Sevgili Caneser Bulut Hanım o kaktüslerine veda etti. Videosunu izledim. Yani yapacak bir şey yok. Alerjisi varmış Caneser Hanım'ın ve bayağı da bir sıkıntı çekmeye başlamış. Sonuçta bunlar bizim hobimiz. Yani o kötü yorum yapan arkadaşlara da bilmiyorum ama bence ayıp ettiler diye buradan naçizane söylemek istiyorum. Bunlar bizim hobimiz. Bugün kaktüslere ilgimiz olur, yarın başka bir çiçeğe olur. Başka bir gün daha başka bir şeye ilgimiz olur. Bu bizim hobimiz yani. Bu kimsenin elinde olan bir şey değil. Ben şu an için kaktüslere de sukulentlere de güzel ilgi duyuyorum. Ama dikenleri gerçekten alerji yapıyor. Beni de yapıyor. Şu an için bir sıkıntı yaşamadım. Şöyle bir çukur açayım. Yani buradan Caneser Hanım'ın da o videosundan bahsetmek istedim. Kendisini de çok ilgiyle severek takip ediyorum. Çok güzel sukulent ve kaktüs yetiştiriyor ama artık kaktüslere yetiştirmeyeceğini söyledi. Onları sattığını söyledi. Daha çok sukulentlere ağırlık vereceğini söyledi. Sayfasına bir göz atın isterseniz. Muhteşem sukulentleri var. Yani öyle böyle değil. Bir terası var. Dillere destan. Buradan da kendisine selamlar söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi esas iş bu kaktüsü bu çömleğe yerleştirmekte. Şöyle. Şuraya bir oturtabilsem gerisi hallolacak gibi ama. Yani öyle böyle değil. Fena dikenleri var arkadaşlar. Yani maşayla bile çok zorlanıyorum. Ama bayağı büyük ölçüde hallettim gibi. Arkadaşlar bu kaktüsün cinsini, ismini ben bilmiyorum. Eğer bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazarsanız mutlu olurum. Ben de öğrenmiş, bilgilenmiş olurum. Araştırdım internette ama bulamadım ismini. Hani türünü, cinsini bilemiyorum. Ama muhtemelen diğer tüm kaktüsler gibi bunun da bakımı aynıdır diye düşünüyorum. Yine güneşini eksik etmeyeceğiz. Az sulayacağız. Yani az sulayacağımızdan kastım, toprağı tamamen kurumadıkça sulamayacağız. Toprak tamamen kuruduğu zaman, yani tamamen kupkuru olacak arkadaşlar. O zaman ben bolca suluyorum. Ta ki saksının altından su akıp gidene kadar. İyice bir doyuruyorum kaktüsü suya. Ondan sonra bir kontrol edeye de suluyorum. Yani 15 güne bulabiliyor, bir haftayı bulabiliyor. Mevsime göre, iklime göre de değişiyor bu sulama sıklıklarımız. Benim balkonum oldukça esintili. Rüzgarı çok alıyor. Güneşi de çok alıyor. Doğal olarak da topraklarım çabuk kuruyor. O yüzden de ben kontrol ediyorum. Bol bol kuruduğu zaman toprak çiçeğin suyunu veriyorum. O yüzden de bunlar böyle güzel gelişiyorlar. Ve topraklarımda mutlaka ve mutlaka solucan gübresi kullanıyorum arkadaşlar. Bu yıl ilk kez yanmış koyun gübresi aldım. Bu toprağın karışımımın içerisinde de var yanmış koyun gübresi. Gözlemledim. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Yani fena gitmiyor. Daha bir sanki atağa geçti çiçekler solucan gübresiyle.
sizlere de tavsiye edebilirim. Denemek isteyen olursa onu da deneyebilir. Ama solucan gübresi muazzam bir şey. Öyle sıvı hazır gübreler kullanmadım. Ama bir ara alıp kullanmayı da düşünüyorum açıkçası. Yani öyle fazla aman aman bir bunların şeye ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Bir de böyle saçma sapan da demek istemiyorum aslında. Herkese saygım var ama böyle değişik kürler yapıyorlar. Kür adı altında bilinçsizce yapılıyor pek çoğu. Bunlar toprağın pH dengesini bozar. İşte bilmem ne suyuna bilmem ne bir şeyi kattım da verdim de. Bir müddet iyi gibi görünebilir ama dostlar, çiçeğimizin kökünü yakabilir. Biz bunu, yani biz ziraatçı değiliz, bir kimyager değiliz. Bilemeyiz yani o elementlerin birleşince ne tepkime vereceğini toprağa. Onun için bence normal gübrelerden şaşmamalıyız. Yani dediğim gibi o insanlara da saygım var ama yani ben o tarz kürlere çok itimat etmiyorum. Bunu da söyleyeyim, YouTube'da ziraat mühendisi Soner Kazaz beyefendi var. Hani onun videolarını en azından izleyip onun vermiş olduğu kürleri yapabilirsiniz. Muz kürü var. Onu ben menekşe ve orkidelerimde deniyorum ve iyi de netice aldım. Bir de aloe vera kürüm var. Onu da yabancı bir kaynaktan öğrendim. O da gayet güzel menekşelerimde ve özellikle orkidelerde çiçek açmaya teşvik ediyor. Ama onun haricinde ben diğer kürlere çok fazla itimat etmiyorum. Dediğim gibi bitkilerimizin kökünü yakabilir, toprağın pH dengesini, düzenini bozabilir. O yüzden size de tavsiyem her gördüğünüz YouTube'daki videoları izleyip hani çiçekleri, aa ben de kabartma suyunu yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım, iyi araştırın derim ben size. Yani akıllı gübreler var ziraatçilerde, bir sürü sıvı bitki besinleri var. Bunlar azotu, fosforu, bütün elementler içerisinde barındıran materyaller var arkadaşlar. Yani çok da uzak da değil, bir internetten çok rahat temin edilebiliyor. Öyle yüksek fiyatlı şeyler de değil. Çok sağlıklı, böyle gördüğünüz gibi çok güzel. Sizlerin de bitkileri olur. Yani naçizane bunlar benim görüşlerim. Katılan olur, katılmayan olur bilemeyeceğim ama benim görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Peki şimdi lafı çok uzattık. Sizce nasıl oldu? Bence başarılı bir ekim oldu benim adıma. En azından hiç elime diken batmadı ve çok çok güzel oldu. Bu bana sevgili komşum Ayşe Nurcuğum'un hediyesi. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunu yeni ektik. Buna asla hemen şu anda su vermeyeceğim. Ne kadar da dikkatli eksek de. Bakın şurada görüyor musunuz? Bunlar ölü kökler. Bunlar kendiliğinden saksıdan çıkarınca koptular. Tabii orada bir deformasyon oldu. O yüzden sularsam topraktan belki bir bakteri kapar, bir mantar olur, bir şey olur diye. Yani dediğim gibi şu an için ben buna hemen su vermeyeceğim. Bakteri, mantar vesaire kapmasın diye, hastalık kapmasın diye. Kökler çünkü ne kadar da olsa zarar görmüştür. En az bir iki gün falan bekleteceğim. Toprağım hafif bir nemi var toprağımın. Öyle çok ıslak bir toprak değil. Hafif nemli, geçirgen. Güzel bir toprak karışımım var. Bahçe toprağı, kokopit, perlit, pomza, vermikülit, solucan gübresi ve yanmış koyun gübresi var toprağımda. Bunu da belirteyim, soran arkadaşlarım çok oluyor çünkü yeni başlayanlar için. Bunu şu an için sabah güneşi alan bir yerde konumlandıracağım ben. O şekilde de gelişimlerini sizlere zaten videolarımda ara ara mutlaka hep gösteririm arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Thank you.